Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde iki ülke iş adamlarının karşılıklı ziyaretlerinin artmasıyla dikkat çeken bir ilerlemeye tanık oldu. Zufar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin Elbatari, Anadolu Ajansı muhabirine Umman Türkiye arasındaki gelişen ticari ilişkileri değerlendirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin ciddi ölçüde arttığını söyleyen Batari, son iki yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi %55 arttı. Bu iyi bir gösterge ve Muskat ile Ankara arasında ayrıcalıklı ilişkiler var, ifadelerini kullandı. Umman sanayisinin dönüşümünde Türkiye deneyiminin önemine vurgu yapan Batari, Umman'da elektronik aletlerin üretildiği fabrikalar var ama bunlar yeterli değil, bizim daha çok sanayiye ihtiyacımız var, Türkiye'nin deneyimine ihtiyacımız var, dedi. Batari, Muskat yönetiminin son çıkardığı yabancılar için yatırım kanununun yatırımcılara, özellikle de Türk yatırımcılara kolaylıklar sunduğunu, Zufar Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Türk yatırımcıların ülkede herhangi bir zorlukla karşılaşmaları durumunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Ekonomist Ahmet Keşub da, Umman'ın yabancı yatırımcıyı ülkede yatırım yapması için teşvik ettiğini ve sair ülkelerdeki Umman büyükelçilerinin yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Keşub, Türkiye yatırımlarının Umman'ın serbest ticaret bölgesi Eddukun kentine ulaşmasını beklediklerini, nitekim de bölgede Türk yatırımcılar açısından hareketlilik gözlemlediklerini aktardı. Ummanlı iş adamı Almadina, Real Estate Company'nin CEO'su Abdurrahman Bamar ise, Türk iş adamlarının turizm sektöründe büyük tecrübelerinin olduğunu söyledi. Umman'ın turizm açısından önemli finans merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Bamar, iki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesinde, Türk iş adamlarının turizm sektöründeki büyük tecrübesinden yararlanılabilir, dedi. Bamar, Umman Denizi kıyısındaki Zufar kentinin ikliminin ılıman olduğunu, turizm açısından birçok fırsat sunduğunu ve Türk yatırımcıların kentte özellikle sağlık turizmine yönelebileceğini dile getirdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.